Üstüme gelmeyin. Ay, çıkın, çık, 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 geri çık. Ay, çık, dolu geri, çık, Allah'ım aşkına. Çıkın. Baskın var. Hepi de börte kuruyor. Hepi de börte kuruyor. Hepi de börte kuruyor. Hepi de börte kuruyor. Arkadaşın doğum gününü kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Happy birthday. Canlı deyince ben müzik zannettim. Polise haber vermiş, ne yapayım ben? Anne atlarız, yaparız bunu, yaparız. Hadi gel, hadi gel. Canım, hadi Esmerato. Parmak kızlardan önce son çıkış. Tutun, ay. Tutun. Ya nasıl yapın? Yok canım, kahve Esmerato. Hadi, hadi. Ay, ay, ay. Bizi arıyorlar. Ay. Happy birthday to you. Teyzeciğim hayırdır? Kapsamal bir herifsin oğlum sen ya, böyle top oynayalım. Yalnız ne bitmiş pilimiz var ya, benim bayağı gözler gidiyor. Ya çünkü sen amatör küme topçusun yani onunla. İdmanın yok ya. Bak mesela abin gece var diyorsun da kalıyor ya herhalde söyle. O gene biliyormuş herif. Gel bakalım babacığım, yapıştıralım şunu şurana. Ne yapıyorsun sen? Oğlum ne yapıyorsun çocuk? Saçma sapan haller. Manyak bu ya. İlacı mı kesti bu? Ne yapıyorsun? Abi şu hallere baksana. Efendim? Faruk, panik olma ama bizimkiler karakolda. Ne? Karakol mu?
Kafede mi gireceksin Nurgül'üm sen? Yok. Bir sus zaten, kadından duman çıkıyor. Beni daha da evine almaz bu. Sen yat kalk dua et, kadın fenalaşmadı. Orada düşün, bayılsaydın amcaktık. Ben bir de geçen sene yeter abimlerim derken. Ya gerçekten koskoca olan bir hortu koyduk ya. Kız bunu ileride gülerek anarız. Ve sayende. Vallahi bundan sonra evde bile okey'e dönmeyeceğim. Yok anam yok. Kız gülme. Gülme. Allah kurtarsın. Bana bak. Zaten benim kapalı yer, korkum var. Önden geç. Bak bana. Bastılar bak, nefes alamıyorum ben. Bir de gülüyorsunuz gevrek gevrek, hep sizin yüzünüzden. Savaş çizgine sarar. Şu ölümlü hayatta bir nezarethaneye düşmemiştim. O da oldu, şükürler olsun. Senem Hanım, bravo. Alkışlıyorum yani. Vallahi bravo. Vallahi helal olsun. Evet, gerçekten. Ne diyeceğimizi biliyoruz. Gerçekten helal olsun yani. Evet. Ya ben bir sürpriz bekliyordum, açık söyleyeyim, ama bu kadarında değil, pes. Yo, ben her zaman büyük sürprizler bekliyorum. Hayır yani, biz oynayalım desek yemin ediyorum oynayacak mekan bulamayız. Koca İstanbul'da nasıl cımbızla orayı seçtiniz? Pes. Sabah söyledim. Senem organizasyona emin miyiz diye sabah sordum. Sormadın mı? Şey, bebekler nerede? Evde. Annelerinin yolunu gözlüyorlar. Merak etme. Osmanlı Mustafa abi başında. Evet. İşlem tamamlandı. Serbestsiniz kızlar. Hı. Esma, sen nasılsın? Çok iyi. Evet sayın organizatör, var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ya ben ne anlarım şimdi kumardan, anlamam etmem, gittim eğlence yapacağız diye öyle bir mekan buldum. Gayet de nezih bir, söyleyin, nezih değil miydi? Değerli toplu bir mekanda kumarcı çıktı. Çok üstüme geliyorsunuz Mapus'tan. Yeni çıktım ya. Anayım ben. Biz de babayız. Ama bak bir dakika, bir dakika. Bir şartım var. Bundan sonra bütün partiler evde çayla kurabiyeydi. Ona göre. O çocuk anasız büyüyecekti ya. Gelmez. Gel. Tamam. Gel. Bak, o çocuk anasız büyüyor ama. Ana. Gel buraya, gel. Gel. Kazandın mı bari bir şey? Var mı? Hayır, siz sersin. Çocuğun şansı. Senin anan. Ya, bir de anasın. Ya, bir de anasın. Kazandın. Covid değil, gülmeyin bakayım. Aa! Beni de katakolliye getirdiniz zaten. Yavaş, yavaş. Ne? Bari bir gece burada kala. Bak istersen yarın ben seni bırakırım. Söz ver. Garip Bey, çok teşekkürler. Gerçekten sağ olun. Sağ olun Garip Bey. Teşekkürler. Estağfurullah. Geçmiş olsun. Yalnız teyze şaklıydı galiba ya. Biz bu akşam bir de bu kadar güldüysek buna, kim bilir ileride ne kadar eğleneceğiz Esma Hanım. Orası kesin canım. Bir tane daha mı acarımız oldu teyze sayesinde, değil mi? Şşş, tamam artık yeter. Gecenin kaçı oldu hadi. Yukarı çıkın artık. Yukarı, yukarı. Hadi. Evet. Galiba bu durumda hepimiz sana müteşekkiriz. Ha, ben teşekkür ederim esasında Faruk. Ne zamandır Esma'yı görmüyordum. Sayenizde böylece görmüş oldum.
Teşekkür ederiz garip. Rica ederim. İyi geceler. Esma. Biraz konuşabilir miyiz? Gecenin bu saatinden burada mı? Aslında ben bugün neler hayal ediyordum be kadın. Ama ne yapalım? Yani şimdi buradayız işte. Ne yapsaydım? Telefon açsaydım gelir miydin? Gene ben geleceğim öyle mi? Esma, Esma, Esma. Esma. Ben o gün aslında bir şok geçirdim ya. Yani sen bunu daha sonra anlamışsın herhalde. Ben bütün ömrümü senin ayaklarının altına sermişim bir kadın. Bütün kapılarımı açmışım. Bütün kalbimi açmışım. Bütün ömrüm boyunca senin bu evetini beklemişim. Ama yani böyle işte gergin, ağlamaklı bir ortamda değil. Aslında burası da bunu konuşmak için çok uygun bir yer değil tabii de yani. Ne yapayım? Yani bir gece daha bekleyemedim. Esma biz hayal ettiğimiz neyi yaşayabildik ya? Ha? Sen hazırsan, ben çoktan hazırım. Ne dersin? Yani şu bir ömür kurduğumuz bu hayalin gerçekleşmesi için. Yani kemancılar. Kemancılar. Sevdan kuşlar misali. Gelin kalbime kondu. Ömrüm kışlar gibiydi. Geçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe.
Ne yapıyorsunuz? Buyurun. Hanımefendi. Ah. Lütfen arkanıza yaslanın ve tadını çıkartın Esma Hanım. Ve gecenin kazananı Esma Sultan. Utanmıyorsunuz bir de. Peki gidelim. Beni maskara ediyorlar. İstemiyorum bunları. Maskaralık. Çok tebrik ediyorum. Oh. Biz sana karşı çok mahcubuz hanım. Bilerek ya da bilmeyerek sana karşı bir sürü hata yaptık. Ama bu son mevzuda biz durumu idrak ettikten sonra vallahi sadece sana inandık anne. Bak her şeyin üzerine sahip oldum, her şey üzerine sana yemin ediyorum. Ben o zarfı açmadan yırtacaktım. Benim için önemli olan sadece annemin sözüydü çünkü. Ben annemin bana böyle bir şey yaşatmayacağından adım gibi eminim. Ama sana yaşattım, çok üzgünüm. Hepimiz özür dileriz. Aramıza en masum Osman anne. O sadece durma yancı oldu. En yakın zamanda yine bizimle gurur duyacaksın. Ben her zaman sizinle gurur duyuyorum zaten. Hepinizle, hepinizle, hepinizle. Hala da ağzının payını aldı. Aman böyle zamanda hala mala deyip bozmayalım şu anı. Ara hadi Murat'la da. Aram sen. Tamam olalım. Murat! Canım oğlum! Ne haber oğlum? Tamam ya, yedin bitirdin kendini. Ya tamam da ya, bu kadar bahtsız bedevilik nedir ya? Hadi yanlışlıkla gittik kumarhaneye falan, tamam. Ha polisin basması falan nedir? Tüh, tepeden indirilmiş. Tüh. Bari iki el atıp çıkaydık. İki el diyorsun ha? Tamam işte lafın gelişi, eğlenseydik. Sen çıkar mısın artık hadi? Benim işim var, hadi çık. Ne işi? Aman diyeyim ha. Ya de aman diyeyim. Hadi üstüme gelme daha fazla. Kapat konuyu. Neyi kapat? Bu mevzu kapanmaz bir tanem. Sen bir efsane yarattın. Efsaneler ölmez. Şekil değiştirir. Hadi ben şeklini değiştireceğim. Çıkar mısın? Dur bir Cihan'ı bana. Ya Cihan uyuyor. Hadi uyandıracaksın çocuğu. Öpeyim mi? Ya niye bir pembe terliklerimi giyiyorsun? Ayakkabılarını giy. Ne oldu ya? I love you baby. Kumarbazım benim. Hadi efendim.
Do you love me? Yes, I do. Bir daha kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim anne. Sana söz. Esma'nın tek lafıyla kimsesiz kaldım. Sizleri tanıyamadım. Büyümenizi izleyemedim. Esma'nın tek lafıyla kardeşinden, soyadından vazgeçen bir adam ona ihanet etmiş, başkasından çocuk yapmış. Esma kendi Garip'le birlikte. Ve ben malımı satmak istemediğim için düşman ben mi olurum? Bu bir önceki sunumun yeni düzenlenmiş. Yok, bu iyi değil. Bu iyi değil. Daha önce de söyledim ben. Niye aynı şeyi getiriyorsunuz sürekli? Bu nedir Allah aşkına? Bu nedir? Boykotum. Güneş görmedi mi bunları? O nedir en alttaki? Henüz görmedi. Ha. Bir de buna bakın efendim. Çekil. Şimdi bu düşünülebilir ama buna bir mamat not al. Kumaş istiyorum değişik renklerde. Şunun üstüne çalışalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Tamam, tamam dedim. Gidin, çalışın. Güzel şeylerle gelin bana. Sıkı çalışsınlar. Başlarında dur. Ay! Ülfet Hanım. Ay Sema, kapıyı açık bulunca dalma içeri. İki dakika izin ver, dinleneyim. Çok özür dilerim efendim. Fikret Boran geldi. Önemli diyor. Size sormam konusunda özellikle rica etti. O yüzden geldim. Gelsin. Tamam. Buyurun Fikret Bey. Bu yoğunluğunuzun içinde beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Rica ederim, hoş geldin. Otur. Teşekkürler. Ben aslında buradan geçiyordum. Uğrayayım dedim. Malum niyet hep tanışmaktı aslında ama bir türlü fırsat olmadı. Bir sürü de tatsız olay yaşandı tabii. Maalesef. Maalesef. Ben dedim ki bari ben kendimi tanıtayım. Yani gerçi siz zaten biliyorsunuzdur. Yani uzaktan da olsa gözümüz hep üzerimizdeymiş. Yani iyi kötü kim kimdir biliyorsunuzdur ama hani ben istedim ki böyle gideyim kendi ağzımdan kendimi tanıtayım. Evet. Efendim, ben ailenin delisiyim. Yani deli oğlan kadrosunu ben dolduruyorum. Çok çok vukuatım oldu. Çok fazla güzel yanlışlarım var. Bildiğiniz gibi şu içinde bulunduğumuz son durumun da temel sebebi benim. Bunları niye anlatıyorsun bana? Çok doğru işte. Bayram değil, seyran değil. Şimdi haklısınız. Ben de aynısını söylüyorum. Bana şeyi hatırlatıyorsunuz. Geçmişte, yani tabii o kadar geçmişte değil. Adem de
ailemizin içinde olmayı çok istemişti. Çok iyiliği dokundu, sağ olsun. Adem'i tanıyorsunuz değil mi? Tanışıyoruz denemez. Yani biliyorum tabidir ki. Aradaki korelasyonu kuramadım bir türlü. Hadi ben kurayım. Peki. Şimdi bu geberesicenin bana bir öğretisi var. İyilikten maraz doğar. Ben de bu öğretiden yola çıkarak şimdi kendi kendime soruyorum ki... Bayram değil, seyran değil. Halam bizi niye öpüyor? Yani hiç güleceğim yoktu. Yorgundum çok ama güldürdün beni. Gerçekten ilginç bir kafanız var ailecek. Ben baba sülalesi diyorum. Anne tarafında hiç görmedim böyle şeyler. İnşallah yanılıyorumdur. Ama eğer gerçekten iyi niyetliysen hala, hani duyduğum için söylüyorum. Bir dahaki sefere annemle konuşurken lafların dikkatli seçersen sevinirim. Tamam? Çünkü halacığım bak gerçekten o kadar doluyum ki aileme bir daha zarar verecek birinin. Allah korusun. Ne yaparım ben bile kestiremiyorum. Tanıştığıma çok sevindim. Hala. Takılar şahane. Adem Bey, bu ne sürpriz? De kime geldiniz? Adem. Ah. Yine mi çarpıştınız yoksa? Ay bu sefer karşılaştık. Ben de tam size geliyordum. Bir dahaki sefere direkt asansörle çıkarsanız sizin için daha kolay olur Adem Bey. Öyle mi? Evet, iyi günler. İyi günler. Ben de tam seni arayacaktım. Ya kusura bakmayın, ben yine böyle randevusuz geldim ama. Azime.
sanki buradaydı, tuhaftı. Gönlünce ona gözdağı verdi. Annesine dikkatli davranmalıymış falan. Ama asıl niyeyse beni seninle kıyasladı. Bir bildiği olabilir mi? Yok canım, bir şey bildiğin falan yoktur oğlum. Birisi zaten burada duramazdı. O benden çok daha fevridir, delidir yani. Böyle incelikli düşünemez o, merak etme sen. Zaten garibin burnunun ucunu nasıl göreceğini bilmiyor. İşte annesiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışmıştır. Hepsi bu. Ciddiye alma onu. Gürler ama yağmaz diyorsun. Yani endişelenmeyeyim, emin misin? Eminim, eminim. O zaman hazır bir araya gelmişken. Bana Esma'ya anlat. Yani nerede olduğunu anladığında ne yaptı? Bayıldı kadın. Bilmiyorum, ben ayıldığında yanında değildim. Doktor stresten kaynaklı olduğunu söyledi böyle şeyleri. Artık niye o kadar üzüldüyse bilmiyorum. Senin planlarında bilgisi var mı bunun? Çok mesele var aramızda ama Esma'yla. Bu defaki krizde benim hiçbir müdahalem yok. Ürfet Hanım. Efendim? Kusura bakmayın, bölüyorum ama Tunç Beyler geldi. Oldu mu o kadar? Hay Allah. O zaman sen toplantı salonuna al onu. Ben onları aşağıdaki toplantı salonuna almam. İsterseniz buraya çağırın. Ya Sema, sormadan iş yapıyorsunuz hep. İyi peki. Bir şeyler ikram et. Geliyorum. Ademciğim. Sohbetimiz yarım kaldı ama. Önemli değil. Benim anlatacaklarım da bitti zaten. Gerekiyor. Zaten kaçmam lazım benim de. Sen beni tanıyamadın ama ben seni Şükrü'ye tanıdım. Ben aynıyım, hiç değişmedim. Ama sen bayağı değişmişsin. Adın sanın bile değişmiş. Azime de güzel isim. Neyini beğenmedin ki? Güneş Hanım, bakar mısınız? Canım, bana iki saniye verir misin? Geliyorum hemen. Senem. Çok özür dilerim. Çok koşturmalı bir gün. Bir de yıllardan sonra böyle bu meseleleri ayaküstü konuşmayalım. Olur mu? Ben seni güzel güzel rahat rahat ağırlamak isterim. Sen bana telefon numaranı ver. Ben en kısa zamanda seni arayayım, buluşalım. Olur mu? Şu senin deli dahiye yakalamadan kaçayım istiyorum. Çok doğru bir tespit Güneş için. Ama o duymasın. Fazla da ortalarda dolaşma. Sen seni de görmesin. Ben toplantıya gitmem lazım. Zaten beni göresi de yok. Çok iyi, çok iyi. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Akif, bir sus! Neredesin sen? Ofiste misin? Evet. Tamam, geliyorum, bekle. Önemli bir durum var.
nasıl cevap vereyim? Uyumuş kalmışım. Sen sabaha kadar oturdun mu ha? 4'te bile mesajın var. Ya yüzük taktım ben. Ne uyuması ha? Vallahi garip, çok affedersin ama bunca strese rağmen her ne hikmetse ben huzurla uyudum. Tanıyorum ben o hikmeti. Sen çocuklarla konuşacak mısın? Ay dur, anımı bozma şimdi. Yüzüğümün tadını çıkarıyorum. Esma, şimdi de konuşmayı ertelemeyeceksin değil mi ha? Bak gözünü seveyim yani. Bak burada küt diye giderim, o geçi de bulamazsın bir daha. Tamam mı? Ağzını ayrı aç. Aa, öyle şeyler söyleme. Allah korusun. Açayım, açayım işte, açayım. İstersen önce ben açayım konuşayım Faruk'la. Hayır, hayır. Sakın, tamam. Yok, ben konuşacağım, tamam. Öyle yanlış anlarlar zaten. Tamam, merak etme, bugün konuşacağım. Söz mü? Söz. Sen bir kapatırsan o zaman konuşacağım. Ben önce bir süre yani açılayım da. Esma ya, Esma ya. Ya Esma bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Ya içimde öyle bir heyecan var ki yani bıraksalar... Yani şu dünyanın çevresini 80 dakikada 5 defa koşarmışım gibi. Öyle bir heyecan var içimde. Kapatıyorum. Senin ne işin var bu saatte evde? Ya filmi kaçırdım galiba. Sen bir başa mı sarsın? Saçmalama. Doğru, kimse yok. Karımı özledim, ne var? Be, manyak mısın sen bu saatte? Ya kontrol ettim ben, her yer güvenli. Ya Faruk, herkes evde bu saatte. Pazar günü bu. Ya saçmalama. Faruk ya, manyak mısın? Süreyya. Aa, delirdin hemen. Pardon, özür dilerim. Yani Faruk, ben senin geldiğini bilmiyordum. Yok yani şeyden... Ben annem geldim, bir toplantı vardı, üstünü değiştirecek. Kravat mı? Emir ne zaman dönüyor kamptan? Pazartesi dönüyor anne. Bu sefer uzun sürdü. Ben de çok özledim keratayı. Ben sizinle çok önemli bir şey konuşacağım. Herkesi bir toplayın demek istiyordum. Siz ikiniz organize edersiniz o zaman. Tamam, Osman da muhakkak olsun. Tabii tabii. Çıkıyorum. Herbi, siz... Niye dayak yiyorum ben ya? Helalim değil misin sen? Bakın gel buraya. Zekalı. Ben deli ki başıma bir şey gelecek. Bana teselli yapacağım. Çok arsızsın. Hala konuşuyorsun. Arsızsın. Önce utancımdan. Ayıp oldu değil mi? Allah'ım, ne olur beni buraya gömün. Bir değiştireyim mi bari? Şey yokken ne yapacaksın ya? Defol. Ya aldım diyorum Gülistan sana. Onu da aldım. Ya unutsam ne olacak? Gülistan çıkar gelirim alırım ya. Atlan deve bir yer değil ya. Yalnız Gülistan var ya, burası on numara ha. Çok güzel site sattım. Seni de getireyim, bir gün kafa dağıtalım burada. Tamam. Tamam. Tamam, hadi kapatıyorum. Hadi bay bay. Acaba... Allah Allah. Hoppa.
Vallahi gebe. Yemin ediyorum gebe. Manyak mı lan bunlar? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Ama sizi bu iki manyağın oyununa ben getirdim, ben kurtaracağım. Bana yardım eder misin Hakeri? Onların var ya, canlarını okuruz canlarını. Dur ben önce bir Faruk'u arayayım. Hayır, hayır arama Faruk'u şimdi, dur. Dur tamam. Akif bu benim için... Hayat memat meselesi. Onur meselesi. Bak ilk sana geldim. Hiçbir şey yapmadan. Lütfen bu adamların açıklarını bul bana. Ne olursun. Bak gizli adım yok. Tamam söz veriyorum sana. Hiç mantıksız bir hareket yok. Tamam. Tamam ama oğlum abine tutsun. Arama. Arama Faruk. Faruk da ortası zaten biliyorsun. Yapma. Zaten Süreyya olayından avukatı var. Şu an bir tane açını bekliyorlar Faruk. Yapma. Duyarsa gider üstlerine çullanır. Yemin ediyorum bu sefer pisliğin dibine batarız. Kimse çıkaramaz bizi. Yapma. Bir şekilde bir yolunu bulurlar. Bir yalan söylerler. Ben kalırım ortada. Biliyorsun zaten sabıkam geniş. Ben abim gibi değilim. Hakim yapamıyorum. Yapamıyorum. Benden uzak, cehenneme yakın olsunlar diyemiyorum abi. Bu vicdansızlığın, bu yaptıkları kötülüğün yanlarına kalmasını sindiremiyorum abi. Sindiremiyorum. Ödeyecekler bunun bedelini. Anladın mı? Vallahi bir katil olacağım yoksa abi. Saçmalama. Dur, dur. Dur, bir sakin ol. Yani bir o eksikti zaten. Bir sakin ol. Sakin olmalıyız. Şimdi elimizde neler var, nereden yürüyeceğiz bir ona bakalım, tamam mı? Anlaştık mı? Yardım edecek misin? Sen de bana bir söz vereceksin Fikret. Bak hiçbir şekilde ne olursa olsun... ...bu durumun dışında tutmayacaksın beni. Her şeyden haberim olacak, tamam mı? Söz mü? Söz. Peki. Akif ben aileme zarar vermek istemedim. Biliyorum, biliyorum. Güvendim, ne yapayım? O ite güvendim, ne yapayım abi? Tamam, tamam. Sakin ol. Şimdi planımız nedir?